أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيمت من الله سلام ورحمة بركة وهداية وزر مزاوسون رب مزا bizi tekrardan bu güzel, huzurlu, sağlıklı ortamda buluşturduğu için sonsuz şükürler olsun. Bugünkü konumuz hayır işlerinde acele etmek. Hayırlı bir işe niyet ettiysek onu geciktirmeden hemen yapmaya koyulmak gerekir. Çünkü iki usta büyük düşmanımız var. Herkese nasıl muamele edeceğini bilen şeytan ve nefis. Bunlar devamlı etrafımızda gezer. Hayırlı bir işe niyet ettiğimizde o işi yapmamıza engel olmaya çalışırlar. Yaptığımız işe engel olamasalar kıymetli müminler, hiç olmazsa yaptığımız işte niyetlerimizi bozmaya çalışırlar. Onun için evvela hayırlı bir işe niyet edince hemen onu yapmaya koyulmak lazım. Niyetlenip yapmak lazım. Bu hususta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili şöyle bir hadis-i şerif rivayet edilir. Bir gün namaz kılınmaktayken Peygamber Efendimiz namazı bitirir, selam verir. Hemen hiç adeti olmadığı halde insanlar mescitte saftayken o safların arasından arkaya doğru geçer, eve gider. Bir vakit sonra geri döner. Sahabe-i kiram merak eder. Ey Allah'ın Resulü, hiç böyle bir şey yapmadınız. Bu şekilde yapmanızın sebebi nedir diye sordular. Sahabe-i kiram meraklı bir şekilde bekliyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana verilen bir miktar hayır insanlara dağıtılmak üzere bana emanet edilen altın, gümüş vardı. Onlar aklıma geldi. Namaz biter bitmez hemen onları dağıtmaya koyuldum, dağıtmak için gittim diye Efendimiz ifade eder. Bakın, o yanımda bulunan hayır paralarıyla gecelemek istemedim buyurdu. Çünkü bir hayır varsa, bunlar insanlara ulaştırılmak için verilmişse onu hemen ulaştırmak gerekir. Efendimiz bize bunu öğretiyor. Yine sahabe-i kiramın hayatına baktığımızda, savaş kızışmış iken sahabeden birisi, Peygamber Efendimiz'in arkadaşlarından birisi savaş esnasında Peygamber Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü, اَرَأَيْتَ اِنْ اُتِلْتُ فَاَيْنَ Ya Resulallah, ben şimdi çatışmaya gitsem, orada öldürülürsem, ben nerede olurum ey Allah'ın Resulü, benim makamım ne olur diye sordu Peygamber Efendimiz. قَالَ فِي الْجَنَّةِ Cennette olursun tabii ki buyurdu. Şu anda bu savaşın kızışmış olduğu bir vakitte Allah rızası için düşmanların vereceği zararları def etmek için canını feda ederek bu çatışmaya girersen tabii ki de cennetliklerden olursun buyurdu Peygamber Efendimiz. O sahabe-i kiramın elinde birkaç hurma tanesi vardı. Onları bile yemeye fırsat bulamadan hadis-i şerifin ifadesiyle فَاَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِ O sahabe-i kiram elindeki o hurmaları bile yemeyi bırakıp hemen çatışmaya gitti. Bir an önce şehit olayım diye, cennete varayım diye kıymetli müminler hemen elindeki hurmaları bile yemeden çatışmaya koyuldu. ثُمَّ قَاتَلَ Hatta قُتِلْ Sonra rivayetlere göre o sahabe, o Resulullah'ı ve Allah'ı canından daha çok seven sahabi çatışmaya girer ve sonunda da şehit olur. Ve cennetliklerden olur kıymetli müminler. İşte ameller bu şekildedir. Sahabenin hayatından da Peygamber Efendimiz'in de hayatından gördüğümüz birkaç örneği size sunduk biz. Hemen İyi bir şeye niyetlendiysek onu yapmaya koyulmak lazım. Acele etmek lazım. Aksi takdirde şeytan ve nefis bize birçok bahane üretir.
Kur'an-ı Kerim öğrenmek yeryüzünde kıymetli müminler yapılabilecek en kolay işlerdendir. Bakın, yıllarca bu işi Kur'an-ı Kerim'i öğreten biri olarak söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek yeryüzünde yapılabilecek olan, başarabileceğiniz en kolay işlerdendir. Ama gelin görün ki milletimiz olarak, Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim bilenlerimizin sayısı çok çok az. Niye? Çünkü şeytan ve nefis onu gözümüzde büyütüyor. Saatlerce televizyonun başına oturulur ya da elinde telefonla internet siteleri karıştırılır, faydasız şeylere bakılır ama Allah'ın kelamı olan, bize göndermiş olduğu bu mesajlarını alıp Kur'an-ı Kerim'den okumayı öğrenemeyiz. Ya da açık bir maline bakmayız. İşte bu da değerli müminler, kandırıldığımızın göstergesidir. Veya namaz kılma ibadeti değerli kardeşim. Evlatlarımızın kaç tanesi namazlarını, ibadetlerini yerine getirebiliyor? Bu kadar kolay insanlığı hem temizliğe, maddi manevi olarak hem temizliğe hem kulluğa çağıran böyle kolay bir ibadet değerli müminler kaç kişi tarafından eda edilebiliyor baktığımızda? İşte bu da yine kıymetli müminler şeytan ve nefis tarafından nasıl kandırıldığımızı gösteriyor. Onun için hayırları, hayır yollarını öğrenip iyi amellerin ne olduğunu aslında hepimiz, çoğumuz iyi bir şekilde biliyoruz. Bilmediğimizden değil ama değerli müminler, biz müminler dahi bizi bekleyen ebedi ve sonsuz bir hayatın varlığını unutuyoruz çoğu zaman. Ebedi ve sonsuz olan ahiret hayatını unutmaz isek kıymetli kardeşlerim, yaptığımız birçok hatayı yapmayız. Yaptığımız birçok hataya düşmeyiz. Onun için kıymetli müminler, Yüce Rabbimizin şu ayet-i kerimesini de inşallah hep beraber duyalım ve Rabbimiz inşallah amel etmeyi de nasip eylesin. Estağfirullah. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Ey müminler, Allah'ın rahmetine koşun, Allah'ın mağfiretini kazanmak için koşturun, mücadele edin. وَجَنَّتٍ, ve cennet için mücadele edin, cennet için koşturun, telaşınız bunun için olsun. Allah'ın mağfiretini ve Allah'ın cennetini, size vaat etmiş olduğu nimetleri kazanmak için koşturun, mücadele edin. Hem de öyle cennet ki arduha semavati vel ard, o cennetin genişliği, en küçük cennetin, en zayıf amelli mümine verilecek olan cennetin büyüklüğü bir dünya kadar, gökler ve yeryüzü kadar, ayet-i kerimenin ifadesiyle yani bir dünya kadar. Kıymetli müminler, Allah'a inanmış fakat amelleri zayıf olan en düşük Müslümanın alacağı mükafat bu. Artık sizler daha iyi ameller yapan, Allah'ın rızasını kazanmak için gecesini gündüzüne katanların alacağı sevabı artık sizler hesap edin. Onun için değerli müminler, bizleri bekleyen çok büyük güzellikler var. Rabbimiz tarafından, Rabbimizin cemali var, Rabbimizin rahmeti var, Rabbimizin bize vaat etmiş olduğu nimetler var. Yeter ki bizler şu bize emanet olarak verilen ömrümüzü, hayatımızı bize verildiği şekilde kullanalım. Allah'ın rızasını kazanmak ve Allah'a kulluk yapmak üzere bu bize verilen emaneti, sermayeyi yeter ki bizler bu şekilde kullanalım. İnşallah Rabbimiz cümlemizi son nefesimizi verdikten sonra Rabbimizin rahmetine kavuşan, cennetine kavuşan kullarından eylesin. Nefsimizin ve şeytanın aldatmacasına kapılmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Hayatımız boyunca şu fani olan ömrümüz devam ettiği sürece hayır işlerinde yarışan, hayır işlerini yapan kullarından eylesin.
Allah hepinizden razı olsun.